geçen yıl keşfetmiş olduğumuz buradaki su altı kalıntılı yapılarının resmi yazıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze bildirdik. Ben buradan İl Kültür ve Turizm Müdürümüze Uğur Toparlak Bey'e teşekkür ediyorum. İlgi, alaka ve takibinden dolayı. Ve yazdığımız yazı bakanlığımıza iletildi. Bakanlığımızda Türkiye'de tek olan Sualtı Arkeoloji Müzesi, Bodrum Müzesi'nin sualtı arkeologları tarafından araştırılması talebimiz öngörüldü. Ve bunun doğrultusunda da sualtı arkeoloğumuz Güner Bey tarafından bugün şu an araştırması yapılıyor. Bu araştırmanın kapsamında sualtı fotoğrafları, videosu ve küçük yapı numuneleri alınacak. Bunun sonucunda çıkacak raporda tabii ki öncelikli temennimiz bir tarihi kalıntının bulunması, ama daha önemlisi de şu an yapılan araştırma Karadeniz bölgesinde resmi olarak sualtı arkeologları tarafından yapılan ilk çalışmanın Ünye'de olmuş olması. Bu Ünye turizmi adına, Ünye turizminin korunması ve geliştirilmesi adına ve Ünye'nin turizm şehri olma kimliği adına çok ciddi bir çalışmadır. Bu çalışmanın diğer noktalarımızda, Ayanikola adamızda da devam edeceğini belirtmek istiyorum. Tabii vakit bulursak Fatsa Gaga Gölümüzdeki adada bulunan yapılı olduğu iddia edilen noktada da bu çalışmayı yapacağız. Bu tür çalışmaların yapılması anlamında ben vatandaşımızın duyarlılıklarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü gözlemledikleri doğada, dağda, taşta her türlü tarihi statüsü olabilir, doğal statüsü olabilir. Bu tür yapıları derneğimize iletirlerse biz bunların kayıt altına alınması, statülerinin resmi anlamda kimlik kazandırılması çalışmalarımızı yapacağımızı, bunun da son 3 örneğini belirtmek istiyorum. Kızılkaya'mız önceden talep edilen resmi kayıt altına alınması, korunma talebinin reddedilmesinden sonra bizim çalışmamızda tekrar kayıt altına alındı. Aynı zamanda Asut Havzı Kara Köprüsü derneğimizin çalışmasıyla resmi olarak kayıt altına alındı, koruma altına alındı. Bu ve benzeri çalışmalarımız burayla birlikte vatandaşımızın da duyarlılıklarıyla devam edeceğini belirtmek istiyorum. Şimdi burada zaten en sembol olanı şudur. Karadeniz bölgesinde resmi anlamda sualtı arkeologları tarafından yapılan ilk çalışmadır. Bu bile turizm anlamında, Ünye'nin şehir turizm kimliği anlamında çok ciddi bir öngörüdür ve ilktir. Tabii ki bu çalışmanın sonucunda çıkacak olan raporda burada tarihi bir yapı varsa buranın koruma statüsüne alınması, belki de çok ciddi bir geçmişi varsa hayata kazandırılması, rölevesinin hazırlanması anlamında bir çalışma yapılacaktır. Bu da Karadeniz bölgesindeki su altı noktalarının değerlerinin görülmesi anlamında bir mihenk taşı olacağını düşünüyoruz. Sadece bu anlamıyla Ünye ciddi bir hamle yapmış oldu. Tabii geçen yıl yaptığımız tespitlerde bulduğumuz ve öngördüğümüz konu bir yapının temelleri olduğu noktasındaydı. Ve bunu da bilgi ve belgelerle, fotoğraf ve videolarla bakanlığımıza ilettik. Bakanlığımızın da öngörüsü ve kabul görürlüğünden dolayı, yani burada bir şey olduğunu tahmin ettiklerinden dolayı resmi bir çalışma başlatılmış oldu. Bu da şu an arkamızda gördüğümüz sualtı arkeoloğumuz tarafından çalışma devam etmekte. Şimdi arkeoloğumuz dün geldi Ünye'mize. Dün yüzeysel olarak karadan bir gözlem yaptık. Ve Ayanikola adamızın da yapısının altında deniz kısmında da bir yapı olduğunu düşündük. O yüzden orada da bir dalış gerçekleştireceğiz. Bu dalış sonucunda Ayanikola'nın kara kısmından ziyade deniz kısmında da bir yapı var mı yok mu? Tabii uzman kişi tarafından araştırması yapılacak.